Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan Ümü Hastanesi'nin de Kayseri Ümü Hastanesi'nin de size sevgilerini, selamlarını sunduğu videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Transfer dönemi bitti. Kabul. Ama asıl dönem şimdi başlıyor. Niye? Çünkü devre arası transfer döneminde Fenerbahçe aslında 3 transfer yaptı. Birini kiraya gönderdi. Fakat asıl transfer dönemi ve asıl sirkülasyon şimdiden itibaren başlıyor. Çünkü tabi süre içerisinde yani 11 Haziran'a kadar lig bitirilmek zorunda. Bu süreç sonrasında da e, belki de hani inşallah şampiyonluk gelirse 4 ön eleme oynanacağı için hemen Temmuz'da sezon açılmak zorunda. Bu sebeple de Fenerbahçe'nin işini çok sıkıya alıp yani şampiyon olacaksa bile transferleri erkenden bitirmesi lazım. Bunu da söyleyeyim. Orada kanalımıza abone olarak arkadaşlar ailemize katılabilirsiniz. Sürprizlerden yararlanabilirsiniz. Dün Giresunspor Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Enteresan bir takım Giresunspor. Yani bazen şansları öyle tutuyor, bazen de tutmuyor ki değişik. Ligdeki rakiplerimizden Trabzonspor teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamış. Genelde karşılıklı feshedilmez. Abdullah Avcı tazminat almadan ayrılmaz diye biliyoruz ama Avcı'ya Mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecek. Sonraki sezonlar için herhangi bir ödeme yapılmayacakmış. Beşiktaş'tan aldığı yetiyormuş. Perşembe günü takımlarımız Avrupa Ligi'ndelerdi ya da Konferans Ligi'ndelerdi. Ülke, UEFA ülke puanı sıralamasında bir durum var arkadaşlar. Yani Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonun direkt katılması için ilk ona girmemiz gerekiyor. Galibiyet 400 puan, beraberlik 200 puan kazandırıyor. Yani atıyorum 2 galibiyet bir beraberlik alsak 1000 puan kazanmış oluyoruz. Sırbistan ve Avusturya'dan takım katılmadığı için şanslıyız. Önümüzdeki takımla yani önümüzdeki ülkeyle aramızda çok fazla bir fark yok. Ee, baya baya puan kazanmamız lazım. Bu sezon takımlarımızın ülke puanına yaptığı katkı diyor. 19 puan Fenerbahçe gözüküyor. Muhtemelen galibiyet 4 puan olarak düşünülüyor. Ya da beraberlik 2 puan gibisinden. Ama bu da değil. Bunun farklı bir barem var. Fenerbahçe 19, Başakşehir 16, Tivas Spor 10, Trabzonspor 8.5 ve Konyaspor Spor 2.5 şeklinde puan kazandırmış. Umarım Avrupa'daki temsilcilerimizin hepsi puan ya da puanlar kazanıp ülkemize katkıda bulunurlar. Yoksa işimiz yaş. Arkadaşlar şimdi transfer sürecine girelim. Transferi konuşalım ama hangi transferle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe'nin her transferine bir kulp, bir gedik buluyor arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'nin komisyoncu vesaire olduğunu düşünüyorlar. Ben bir habere denk geldim. Beşiktaş'ın 2017 yılında Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Orkan Çınar transferinin detaylarını gördüm. On servis 300 bin euro. Burada bir sıkıntı yok. Alabilir. Genç futbolcudur. Parlatıp satar. Sonraki satıştan pay olur vesaire. İmza 1 milyon euro. İmza parası. Aaa. Hem bonservis hem imza parası nasıl oluyor? Menajer Metin Korkmaz'a 350 bin euro. Menajer Günay Adatepe'ye 140 bin euro. Yani 1 milyon imza parası. Belki de futbolcuya. Yaklaşık 500 bin euro menajer parası. Bir de 300 bin euro bonservis parası. Kulüp Fikret Orman ve yönetimine dava açtı diyor. Ajans Spor. Böyle şeyler de olabiliyor. E Fenerbahçe'nin şu an sıkıntısı Gustavo Henrique. Özellikle Gustavo Henrique. Niye? Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Fenerbahçe Gustavo Henrique'ni yollarını ayırmak istiyor. Ancak 29 yaşındaki oyuncuyla sezonun kalan bölümlerinde alacaklarını talep etmesi nedeniyle görüşmeler tıkanmış durumda diyor. Doğru. Şimdi Samet Akaydın e gelince otomatikman 5 numara konumuna düştüm. Ancak gitmeyi de istemiyor. Çünkü sıkıntı var diyor haberler. Şimdi kısaca Gustavo Henrique'nin Jorge Jesus tarafından ısrarla Flamengo'dan alındığını hatırlatalım. Yani Jesus istedi, alındı. Formsuz dönemde bile öğrencisine sahip çıktı, oynattı. Ve 29 yaşındaki oyuncu ara transfer döneminde gitmesi gerekiyordu ama gidemedi. Şimdi Santos, Brezilya ekibi Santos da Gustavo'yu almak için çalışmalarını sürdürüyor ama Flamengo ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre bir sıkıntı var. Ben şunu söyleyeyim. Santos, Gustavo Henrique'yi almak için her türlü şeyi yapıyor. Maaşını şunu bunu dert etmeyin. Alabilirler. Ama Fenerbahçe'nin Flamengo ile anlaşması lazım. Onu bekliyorlar. Bir diğer isim. Bu, bu arada e, orada transfer sezonu yeni yeni olduğu için her an gitme açıklamasını duyabiliriz. Haberiniz olsun. Buruma Portekiz milli takımının geniş havuzunda. Buruma. Şimdi Ocak'ta 4 milyon 250 bin euroya alındı. Büyük tepki çekti. Ben şunu söyledim. Belki de gittiği yerde çok iyi bir performans gösterip daha yüksek paraya gidecek dedim. Kimse şey yapmadı. Bragaya kiralandı. Küllerinden doğdu. Ve Portekiz geniş havuzunda yer aldı. Şimdi düşünün arkadaşlar. Sadece 5 maça çıkıp yani 192 dakika oynayıp TFF'ye bildirilen son listede yer almadı. Sezonun ilk yarısını takımla itman yaparak geçirdi. Hazırdı ama maçlara çıkamadı. 4 milyon 250 bin euroya bonservisi alındı ve Yıldız futbolcu tam kadroya girecek derken Braga'ya kiralandı. Braga'da küllerinden doğdu ve yeni takımında ligde 5 maçta rakip fileleri 3 kez sallama başarısı gösterdi ki 5 maçta 450 dakikada değil onu da belirteyim. Ve yükselen performansıyla Portekiz milli takımının yeni hocası Roberto Martinez'in geniş havuzla dahil ettiği bilgisine ulaşıldı. İnşallah A da dahil edilir ve Rumayı iyi paraya satarız yoksa kullanırız. Fenerbahçe Lucas Moura'dan vazgeçmiyor haberine devam edelim. Ara transfer dönemini hatırlayın. Lucas Moura'yla çok ilgilendik. Almaya çalıştık. Bana kalırsa yaşlı, dövüş için gelebilir ama size kalırsa tecrübeli isim şart dedik. Son günlerde de çok mesai harcadık. Lucas Moura'nın menajeri özellikle bizi çileden çıkarttı. Tottenham menajeri Antonio Conte fazla şans vermemesine rağmen oyuncuyu sezon sonuna kadar kaltın istedi. Bu da tabii menajerine bir artı olarak döndüğü için az önce mesela Beşiktaş transferinden bahsettik. O kalitedeki futbolcuya o paralar Lucas Moura için dönen parayı siz tahmin edin. Fenerbahçe geri adım atmış değil diyoruz. Sezon sonunda boşa çıkacak 30 yaşındaki futbolcu ve yaz transfer döneminin ilk hedeflerinden birisi. Tabi İspanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan birçok ilgi var Brezilyalı futbolcuya. Ama Fenerbahçe çubuklu giydirmek istiyor. Bu sezon ne yaptı? Tottenham formasıyla 14 maça çıktı. 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Hani başka bir şey yok. Boşa geçmiş. Sezon gibi. Bu kadar gerekli mi? Siz olsanız alır mısınız? Bunun takdirini size bırakıyorum. Hani ben Farklı düşünen insanım. Fenerbahçe'ye eden Hazard önerisi. Bakın bu haber önemli. Real Madrid maaşının büyük bölümünü karşılamaya hazır olduğunu belirterek dünyaca ünlü yıldızı Eden Hazard'ı aralarında Fenerbahçe'nin de dahil olduğu birçok takıma önerdi diyor. Yalnız bu haber geç kalınmış bir haber gibi geldi bana. Niye derseniz bunu devre arasında önerdi. Fakat futbolcu ee, biraz çektirmek istedi. Yani bir şeyleri çektirmek istedi. Yok. E, ee, Hakim Ziyekto pardon. Eden Hazard e, şunu söyleyeyim. Eden Hazard konusunda e, öneriler çok ama çok ciddi paralar. 115 milyon euro ödendi. Şöyle yaptı, böyle yaptı. 2024'e kadar sözleşmesi var. Hani Belçikalı oyuncu Chelsea'de formunun zirvesine çıktı ama Real Madrid'de çeyreğini bile yakalayamadı. Peş peşe sakatlıklar, kariyer aşağı gitmesi, formaya hasret kalması ve maaşının büyük bölümünü üstlenecekler diyor. 20 milyon euroluk maaşı varmış. Ulan biz onun zekatını alamayız. Yani o 20 milyon euroluk maaşın artı verginin zekatına getiremeyiz biz. Tabi bize önerildi iddialar yeni değildim şu haberde. Geçtiğimiz Ocak ayının ilk günlerinde İspanyol basını bunu belirtmişti diyor. 32 yaşındaki oyuncunun o sakat olması, form futbolunda kolay gözükmemesi Fenerbahçe'ye ısrarcı olmadı diyor. Ben şunu söyleyeyim. Eden Hazard konusunda hiçbir girişim yok ama hakim Ziya konusunda yaza dikkat edin. Ya şöyle söyleyeyim size. Hepiniz Fenerbahçe'nin başarısını istiyorsunuz. Doğru muyum? Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Hakim Ziyek de transfer dönemine de giriş yapar. Umarım ne demek istediğimi anladınız. İnşallah böyle olur. Hani siz de Fenerbahçe zaten dua edersiniz, amin dersiniz. Tabii kanala da abone olursunuz, videoyu da beğenirsiniz diye düşünüyorum. Hakkımızda ayrısı olsun. Roland Salayi Hatırlıyorsunuz değil mi bu arkadaşı Freiburg'da? Rogon'un çöpü size göre hep. Yani Rogon'un bütün futbolcuları çöp size göre. Firmino falan filan hepsi çöp. Roland Salayi bize aylardır önerilen bir futbolcu ama... Sevilla ve Lazio ilgilenmeye başlamış. Bilginiz olsun. Şimdi şu saatten sonra alıcı gözde bir bakın bakalım. Roland Sala iyi şey yarar mı? Yarar diyorsanız hemen girişimleri hızlandırayım. Di Maria biliyorsunuz Galatasaray'ın devre arası transferlerinden bir tanesi. Yani Dibala, Di Maria, Firmino, Aubameyang, Hakim Ziyech, Chamberlain, hepsini Galatasaray devre arasında transfer ettiği için Galatasaray'ın yeni transferi Di Maria. Juventus'ta sözleşme uzatma konusunda konuşuyoruz demiş. Burada mutluyum. İnsanlar sevgisini hissettiriyor. Önemli olan bu demiş. 6 milyon euro yıllık ücretten devam ediyor Di Maria. Ama Galatasaray'ın futbolcusuyken nasıl Juventus'ta sözleşme imzalıyor onu da anlamıyorum. Arkadaşlar burada size aslında bir şey söylemek istiyorum. Söz konusu Galatasaray Beşiktaş grubu olduğu zaman o kadar güzel savunmaya geçiyorsunuz ki. Ya sanki sizin takımınız gibi savunmaya geçiyorsun. Ben bunu ayar oluyorum. Ya arkadaş dozajında konuşun. Dozajında. Anlatabiliyor muyum? Dozajında. Mesela Crespo diye bir futbolcumuz var. Ulan Galatasaray'da olsa yere göğe sığdıramazsınız. Fenerbahçe'de olunca ikincilikten alındı. Şöyle böyle. Mesela Crespo ile ilgili sözleşme uzatma görüşmeleri var. Benim duyumlarıma göre her şey olumlu gidiyor. Ama duyumcu arkadaşlardan biri diyor ki Kontratla ilgili bir şikayeti varmış. Ee, beğenmiyormuş parayı. Lan sen buraya ikincilikten geldin diyor. Zaten sen buraya gelmeseydin bu paraları alamazdın diyor. Ee, ben buna da katılmıyorum. Yani Crespo yükselen değer. Çok iyi yükseliyor. Bir buçuk milyon euro alır mı hak eder mi? Ona bir şey diyemem ama Fenerbahçe'nin önerdiği fiyat bence tam Crespo'nun ayarında hiç uzatmadan kabul etmesini gerekiyor bence. Ama bakalım ne olacak. Galatasaray demişken bakın mesela bir haber gördüm. Milan Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo'nun ardından Kerem Aktürkoğlu'nu da istiyormuş. Şimdi koskoca Milan'ın scoutları işi gücü bıraktı. Galatasaray'dan futbolcu takip ediyor. Hem de 3 tane birden. Bu sizin kulağınıza ne kadar mantıklı geliyor? Bana çok saçma geliyor. Ismarlama haberi gibi geliyor. Ulan daha Zanyolu yeni geldi. Bir oynasın bir bak bir izle. Icardi Galatasaray'ın oyuncusu değil Paris Saint Germain'in oyuncusu. Kerem Aktürkoğlu. Allah aşkına geçen sene de böyle yaptılar. 15'e satıyoruz 18'e satıyoruz. Gelen teklif 4.5. Ya ben şunu söyleyeceğim. Bakın sosyal medya birilerinin elinde. Her haberin doğru olduğuna, %100 doğru olduğuna inanmaz saçmalığından vazgeçin ısmarlama haber yaptıranlar çok fazla. Ben şahit oluyorum. Ya ben şahit oluyorum açıkçası onu söyleyeyim. Ben daha nelere şahit oluyorum? Mesela Fenerbahçe seviyeye yenilmiş. Burada ağzı alınmayacak küfürler, hakaretler. Galatasaray olsa Avrupa'da şöyle ses getirirdi, böyle ses getirirdi diye. Dilerseniz son yıllarda Galatasaray'ın Avrupa'dan getirdiği seslerin görüntüsünü verelim ekrana. Arkadaşlar sorumlu yayıncılık ilkesi gereğince görüntüleri veremiyoruz ama istatistikleri verebiliyoruz. Çünkü çoluk çocuk izleyebildiği için. Mesela Galatasaray olsaydı mahvedermiş Sevilla'yı. Son maçlarına da baktığımız kadarıyla hani Avrupa'daki son maçlarına baktığımız kadarıyla hakikaten mahvedermiş yani. Şöyle bakıyoruz. Geçen sezon istatistiğini almamışız. Geçen sene iyi gitti aslında bakarsanız. Ama şansa, kadere, kapalı savunma yapıp bulduğunu atma psikolojisinin. Ama dediği gibi yani son derece iyi bir performans. Mükemmel istatistikler. Yani şey yapacağız. Şu deprem sürecinde, şu sıkıntılı günlerde bile insanların aklına küfür edip insanları tahrik etmek geliyorsa onlar insan değildir. Çok da ciddiye almamak lazım diye düşünüyorum. Sizlerden tek ricam, tek tavsiyem dostane bir şekilde kanala destek olmanız. Her bir videoyu beğenmeniz bile bizim gerçekten ve gerçekten hoşumuza çok gidiyor. Beğeniyoruz, mutlu oluyoruz arkadaşlar. Ha, beğenmişsiniz de canınız sağ olsun. Bizim burada derdimizde derdimiz de sizsiniz, tasamız da sizsiniz, mutluluğumuz sizsiniz, sevincimiz de sizsiniz ya da hüznümüz de sizsiniz. Sizlerden ricam arkadaşlar bu kanalı sahipsiz bırakmayın. Elinizden gelince destek olursanız bizler de mutlu oluruz, mesut oluruz, bahtiyar oluruz. Hepinize katkılarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Videoyu genel toparlamak gerekirse Lucas Morale görüşmeler hala sürüyor. Eden Hazard'ı bize önerdiler. Ancak eski halinden eser yok şimdi Eden Hazard. Onu söyleyeyim. Hakim Ziyek konusunda teyakkuzda olun. Roland Salahi'yi bir inceleyin bakalım. Nasıl bir futbolcu yazın getireyim mi ister misiniz? Crespo sözleşme uzatma görüşmeleri bana gelen bilgiler olumlu. Ama bu haber olumsuz diyor. Gustavo Henrique gidebilir. Ama şu an çok tıkalı görüşmeler. Flamengo'nun yüzünden. İlle diyor mecbur olacaksınız, mecbur para vereceksiniz. de diyoruz bak madde ekledik. O sakatlığı yaşadı almayız. Ortalık karışık. Abdullah Avcı'dan ayrı boşalan teknik tekrülük koltuğuna Sergen Yalçın mı gelecek, kim gelecek? Belirsiz. Ama bu bize alakadar etmez. Her takımın kendi işi bu. Yani bizlik değil bu. İsterse Yasemin Yalçın'ı getirsinler. Flamengo olayını anladık. Buruma'nın yükselişi var. Allah şansını bahtını açık etsin. Dimaria'nın Duyumarı, Icardi, Zanyolu, Kerem Aktürkoğlu falan. Lütfen herkesin dolduruşuna gelip, herkesin gazına gelip başka takımların savunuculuğuna girişmeyin arkadaşlar. Hoş durmuyor bünyenizde. Fenerbahçe'nin savunulacak o kadar çok şeyi var mı? Hocam başkan başarısız, yönetim başarısız, hoca başarısız şöyle böyle diyor. Bismillah daha sezonun bitmesine bayağı var. Bence biraz daha bekleyin. Sonra zaten başarısızlıkta bakın ısrarla söylüyorum başarısızlıkta bende dahil hepimizin tepkisi ağır olacak zaten. Ağır olacak. Çünkü 5 senenin birikimi bu mu diyeceğiz? O ayrı mesele. Ama şu an şu an başarısız demek doğru olur mu? Bilmiyorum ya. Galatasaray tökez der eder. 3-4 haftada her şey tam tersi olur. Bu sefer de dönmek zorunda kalırsınız. Ne siz dönmek zorunda kalın ne lafınızdan dönmek zorunda kalın. Ben açık açık söyleyeyim. Biraz daha bekleyelim. Ondan sonra konuşuruz. Katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı teşekkürler. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.